10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 205, 206 3. Bölüm Göç Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Göç Ölçme ve Değerlendirme Cevapları 3. Bölüm Göç Ölçme ve Değerlendirme 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı Cevap 1. Ülkeler arasındaki siyasi anlaşmalara göre nüfusun karşılıklı şekilde yer değiştirmesi mübadele olarak adlandırılır. 2. Göç alan yerlerde genellikle erkek nüfusa ait oranın fazla olduğu görülür. 3. Akademisyen, doktor ve mühendis gibi nitelikli bireylerin çalışmak üzere yurt dışına gitmesi olarak beyin göçü nitelendirilir. 4. yılın belirli döneminde tarım ve turizm amaçlı yer değiştirmelere mevsimlik göç adı verilir. 5. Tersine beyin göçünde amaç, Türkiye'ye geri dönüşleri teşvik ederek bilimsel çalışmaların yurt içinde sürdürülebilmesini sağlamaktır. Bu program kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde yurt dışına giden nitelikli araştırmacıların 595.8 yıl içerisinde 2008-2015 ülkeye dönüş yapmıştır. Yukarıdaki bilgiden hareketle bu ve buna benzer programların başarıya ulaşması, Türkiye'nin gelişimine ne gibi katkılar sağlar? Cevap, yetişmiş alanında uzman kişilerin ülke ekonomisinin kalkınmasında olumlu etkisi olur. Feyza, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden Almanya'ya gelen bazı akademisyenler, çalışmalarını öğrenim gördüğüm üniversitede devam ettirmektedir. Hakan, dedelerim, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türkiye'ye göç ederek İstanbul'a yerleşmişler. Hep birlikte İstanbul'da yaşamaya devam ediyoruz. Gökhan, köy muhtarı, 1960'lı yıllarda Almanya'ya işçi alımı ile ilgili başvuruların olduğuna dair duyuruda bulundu. Yaptığım başvuru kabul edildikten sonra gemi fabrikasında işe başlayarak bu ülkeye yerleştim. Daha sonra evlendim ve çocuklarım oldu. Şu an her iki ülkenin vatandaşlığına sahip durumdayım. Yukarıdaki metinden hareketle aşağıda yer alan 6 ve 7. soruları cevaplayınız. 6. metinde bahsedilen göç türlerini yazınız. Cevap, beyin, mübadele ve işçi göçü. 7. Bu göçlerden hangisi zorunlu yapılan göçlere örnektir? Nedenini yazınız. Cevap, mübadele, mübadele göçleri devletlerin bir antlaşma ile uyguladıkları zorunlu göçlerdendir. 8. Türkiye'de 1980 yılından sonra kırsal kesimlerden şehirlere doğru olan göçler yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu göçler, şehirlerde hızlı nüfus artışının etkisiyle çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Buna göre hızlı nüfus artışına bağlı olarak şehirlerde hangi sorunlar ortaya çıkmıştır? Cevap, işsizlik, plansız şehirleşme, eğitim, sağlık, konut ve altyapı yetersizliği. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı 9. Genellikle bir ülkede çıkan savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar veya ülkeler arasındaki anlaşmalar sonucu meydana gelen göçler siyasi göç olarak değerlendirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasi göçler içerisinde yer alır? A. Mülteci göçü. B. Mevsimlik göç. C. Beyin göçü. D. İşçi göçü. E. Yeni dünya göçleri. Cevap A. 10. iyi eğitim görmüş nitelikli bireylerin sahip olduğu özelliklerden hareketle yaşadığı bölgeyi terk edip başka bir bölgeye yerleşmesine beyin göçü denir. Bu göç hareketleri genellikle gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru gerçekleşir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren bölgeye ait özelliklerden biri değildir? A. Arge çalışmalarının yetersiz olması. B. Çeşitli mesleklerde yaşanan iş bulma sorunları. C. Ücretlerin yetersizliği. D. Yaşanılan ülkeye ait yüz ölçümünün küçük olması. E. Savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar. Cevap D. 11. Türkiye'nin nüfusuna dair aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A. 1960 yılından itibaren Türkiye'den Avrupa ülkelerine doğru işçi göçü olmuştur. B. Genç nüfus oranı azalırken yaşlı nüfus oranı artmaktadır.
C. Göç alan illerde genellikle erkek nüfus oranı fazladır. D. Doğum ve ölüm oranları giderek artmaktadır. E. 1939 yılında Hatay'ın anavatana katılması nüfus artışında etkili olmuştur. Cevap D. 12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha fazla beyin göçü vermektedir? A. Almanya. B. İsviçre. C. Hindistan. D. Fransa. E. Japonya. Cevap C. 13. I. Diğer devletlerle olan mücadeleler. 2. Kuraklık sonucu otlakların azalması. 3. Nüfusun artması. Yukarıdakilerden hangi ya da hangileri Türklerin Orta Asya'dan göç etme nedenleri arasında yer almaktadır? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. IV 2. D. IV 3. E. I 2 ve 3. Cevap E. 14. Kavimler göçü, Asya Hun Devleti'nin yıkılmasının ardından bazı Türk boylarının batıya doğru ilerlemeleri sonucu Germen, Frank, Visigot ve Vandal gibi kavimlerin yer değişmesine neden olan kitlesel bir göç hareketidir. Yıllarca etkileri hissedilen ve Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasına neden olan bu göç, dünya tarihinde oldukça önemli gelişmelere sahne olmuştur. Buna göre yukarıdaki işaretli alanlardan hangisi kavimler göçünden etkilenen yerlerden biri değildir? A. İl. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap A. 15. Aşağıdakilerden hangisi, yoğun göç alan bir yerleşmede yaşanabilecek mekansal sorunlar arasında gösterilemez? A. Arazilerin yanlış şekillerde kullanılması. B. Kaynakların hızlı bir şekilde tahrip edilmesi. C. Trafik sorunlarının yaşanması. D. Kültürel çeşitliliğin yaşanması. E. Sanayi tesislerinin yerleşim alanları içinde kalması. Cevap D. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 205-206 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.